Evet arkadaşlar, Play Store'dan Mi Fit yüklememiz gerekiyor. Galaxy Store var burada. Play Store'u bulamadım. O da sıkıntı yaratıyor. Google'a girip Play Store yazdığınız zaman zaten en başta çıkıyor. Evet. Aramaya gelip MiFit yazıyoruz. Bakın şurada çıktı. Zaten Xiaomi'nin şeyi var, logosu var. Buradan yükle diyoruz. Bakın McFit hesabı yok diyor. Şöyle az yukarıya çıkartalım. Şimdi oluşturulsun mu diyor. Kayıt ol diyorum. Evet, tek başına yok. Sonraki. Cihazı eşime aldığım için eşimin telefonuna kuruyorum. Buradaki bilgileri gizleyeceğim. Evet, programımız gördüğünüz gibi yüklendi. Birçok kişi bunu göstermemiş. Direkt saati açmış, tanıtmaya başlamış ama bu da tabii ki çok yararlı bilgiler diye düşünüyorum. Takdir sizin tabii ki. Şimdi artıya basıp bileklik diyelim. Bluetooth kapalı. İletişim kutusuna izin ver. Bluetooth'umuzu açalım. Arkadaşlar evimde şey de var benim. Karıştırmayın onunla. Mi Box kutusu da var. Ne yaptı şimdi? Bağlandı. Tamamlandı diyorum. Evet, şimdi saatimizi arıyor. Bileklik bulunamadı diyor. Şarj edilmiş veya telefona yakın konumda olduğundan emin olun diyor. Tekrar dene diyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bir de şarja takıp deneyeceğim. Tekrardan deneyelim bakalım. Bileklik diyelim. Kabul et. Aranıyor. İnşallah bulur şimdi. Evet arkadaşlar, gene bulamadık. Şimdi fabrika ayarları dediğin zaman zaten bir şey yok. Demin yaptık. Reboot no. Yeniden başlat. Al, üstüne koyayım. Evet arkadaşlar, şimdi gördü. Onaylayın diyor. Okey diyorum. Başarıyla bileklik ayarları geri yükleniyor diyor. Bileklik ekranlarını tasarlayın diyor. Kısa yolları özelleştirin diyor. Arkadaşlar bunların hepsine bakacağız tek tek. Uzaktan çekim kontrolü, bir önceki sürümde olmayan, bir önceki seriye göre gene aktivite çeşitleri çok fazla. Stresten mi şikayetçisiniz diyor. Şimdi deneyine tıklayalım bakalım, bunda yazıyor. Biraz bekleyin. Evet, update yazıyor. Update ediyor şu an. Bakalım Türkçe olacak mı bilekliğimiz. Videoya girişte anlatmak istediğim buydu.
Tanıtan kişiler saati, telefonu eşleştirmeyi yapıp patır patır anlatmaya başlıyorlar. Ama hani bu şekil karşılarına çeşitli zorluklar veya ne bileyim engeller falan çıkıyor muydu hiç söyleyen yok. Biz ne yaptık? Saatimizi şarj ettik. Ondan sonra tekrardan bir yeniden başlattık. Tekrar denediğimizde oldu. Patır patır eşleşme olmadı. Bakalım Türkçe olmuş mu? Yok, hala İngilizce. Eşleşme oldu tamam da cihaz İngilizce. Şimdi Türkçe için zaten en güncel sürümü yüklü. Pardon, şöyle geri gelelim. Profile geliyoruz. Burada cihazımıza bakın şu aşağıda dil var şurada. Okey, Türkçe yaptık. Tamam diyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cihazımız Türkçe. Yani film tamamen telefonu yüklediğimiz Mi Fit uygulamasında koptu. O uygulama üzerinden cihazımızı Türkçe'ye çevirebildik. Evet arkadaşlar, yaklaşık 1 saatlik uğraş sonucunda bildirimleri çözebildik. Hemen şuradan bildirimlere geliyorum. Bakın arkadaşlar, burada WhatsApp yazıyor. Şöyle uygulamamızı açıyoruz. Profil. Cihazımıza tıklıyoruz. Uygulama ayarlarına geliyoruz. Bakın burada uygulamaları yönet var. Buraya tıkladığınız zaman telefonunuzda ne kadar uygulama var ise burada gösteriyor. Ve buradan hangi uygulamalardan mesaj almak istiyorsanız ona çeltik atıyorsunuz. Çek işareti koyuyorsunuz. Ve maşallah bizim ufaklıktan dolayı telefon uygulaması bayağı dolu. Ya buradan bütün sorunu çözebiliyorsunuz. Saatlerce uğraştım ama sorunu çok enteresan gelecek size. Şikayetvar.com'dan buldum. Birisi aynı şekilde yazmış. Öyle dedim hasbelkader tıklayayım, belki yorumlarda bulurum çözümü. Hakikaten yorumlarda buldum.